Yazıklar olsun, okul bize darbe vurdu. Resmen dolandırıldı. Evet. Özel doğa okulları bildiğiniz gibi Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra en geniş örgün eğitim sistemine sahip okullar grubudur. Mayıs ayından itibaren okulda yaşanan mali krizler son 3 aydır kronik bir hal almış, okulda eğitim ve öğretim yapılamaz hale gelmiştir. Öğretmenler ve okul çalışanları 3 aydan beri maaşlarını alamıyor. Bazı okul kampüslerinde elektrik ve doğalgazlar kesildiği için çocuklar soğukta oturmak zorunda kalıyor ya da jeneratörle elektrik temin ediliyor. Parasını bir yıl önce peşin olarak ödemiş olan velilerimiz, eğitimin birinci dereceden sorumlusu olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an önce bu soruna el atmasını talep ediyorlar. Bu amaçla bugün İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelerek öncelikle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne taleplerini ileten dilekçelerini verecekler ve burada da siz değerli basın emekçileri huzurunda taleplerini bir kez de kamuoyuyla paylaşacaklar. Deniz Bank niye ne şekilde satışı yapmıyor, neyle karşı karşıya alıcılar onu da bilmiyoruz. Ama böyle bir söylem var, ortalıkta dönen eğitimcilerin alacağına dair bir söylem var. O zaman bir hafta nasıl bir toplantıdır bu ya? Bir hafta nasıl sürer? Yani çocuklar daha ne kadar bekleyecek ya bu devletin, Deniz Bankası ya, mı ya bu devletin bakanı var, cumhurbaşkanı var, başbakanı var, milletvekilleri var, savcısı var, polisi var. Niye görev yapmıyor? Nerede bu? Niye? Neredeler? Ama işine geldikleri zaman insanları aynı dakika yargılamayı biliyorlar. Savcısı, polisi. Yazık değil mi burada millete? Bugün toplanmamızın nedeni olan bu durum karşısında taleplerimiz kısaca şunlardır. Eğitime devam etmekte olan kampüslerin fiziksel anlamda kullanılabilir olarak tutulmasının sağlanması, doğalgaz, elektrik, su, yemek, internet, temizlik hizmetlerinin aksamaya uğratılmaması, okullarımızın ve kampüslerimizin var olan şart ve koşullarda eğitime hali hazırdaki mevcut öğretmen ve öğrencilerle devam etmesi, başka özel ve devlet okulları naklinin yapılmaması, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanların ücretlerinin günü gününe ödenmesi, geriye dönük maaşlarının ödenmesi. Beykent Koleji'dir bu. Beykent Koleji'nin bir öğrencisidir bu. Bakanlar, milletvekilleri kendi çocuklarına yapılsa ne yapardı? Bu soruyu sormak istiyorum. Çocuklarımız yollarda. Ben de çıkamıyorum. Size duyuruyorum, çocuklarımız yollarda. Ay. Yazık değil mi bu öğretmenlere emeği? Bize yazık değil mi? Biz kolay para kazanmıyoruz kesinlikle. Paralar nereye gitti? Doğa Koleji peşin alırken nereye yaptı? Paraları nereye yatırdı? Bir an önce eğitimin devam etmesini istiyoruz. Öğretmenlerimizin maaşlarını alıp eğitime ara verilmeden bu sürecin bitirilmesini istiyoruz. Şu anda bizim kızımız 8C sınıfında Güneşli Doğa Koleji ve son senesi sınava hazırlanıyor. Böyle bir durumda eğitime devam edilmemesi onların hem eğitim hem de psikolojik açıdan hasara uğratmış durumda. Bu hasarın büyümemesi için bir an önce bu sürecin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonlandırılmasını bekliyoruz. Başka okul nakli falan yok. Evet, yani başka okul naklinden bahsetmediler. Kayyum atanması söz konusu değil. Bundan da bahsetmediler. Evet, satış işleminin gerçekleşmesinden umutlu olduklarını, şu anki alıcının çok ciddi olacağını söylediler. Gün belirtmediler çünkü kendileri de bilmiyorlar. Net bir şey yok henüz. Evet. Ama yani biz okullarımıza devam etmek istediğimizi belirttik. Evet. Onlar da bunlarla ilgili çalışma yapılıyor. Ben şimdi size direkt ne söylesem bu vaat olur dedi.